questa、嗯 spontan beyin kanaması nedeni beyin anevrizmaları. Yani trafik kazalarında da beyin kanaması ile karşılaşabiliriz. Ama bizim daha çok dikkatini çekmek istediğimiz konu spontan kanamalar. Yani dışarıdan bir etki olmaksızın vücuttan kaynaklı kanamalarda anevrizmalardan bahsediyoruz. Şimdi bununla ilgili bir rakam verebilecek olursak, geçen yıl Türkiye'de 7 bin yaklaşık olarak vaka görüldü. Yani bu vakaların sayısında biz bir artış olduğunu görüyoruz beyin kanaması sayısında. Şimdi bu konuyla ilgili kısaca bir bilgi vermek gerekir. Şimdi beyin anevrizması çeşitli etkenler var. Çevresel etkenler, sigara, alkol ve vesaire diğer damar bozuklukları, yapısal bozuklukların etkisi var ama ana etmenlerden bir tanesinin biz genetik geçiş olduğunu düşünüyoruz. Ve bu yönde bilimsel çalışmalarda bunun genetik geçişin daha önemli olduğunu söylüyor. Şimdi genetik geçişte de bir insanın yakın bir çevresinde birisi eğer beyin kanaması geçirdiyse ve bu anevrizme bağlı bir kanama ise biz bunun birinci derece yakınlarının mutlaka kontrol altına alınmasını ve kendilerini bir sağlık merkezinde beyin anevrizması sözünden bir kontrolden geçirmelerini istiyoruz. Beyin baloncu tıbbi anlamda da anevrizmalar, beyin anevrizmaları patlamadıkları sürece hiçbir belirti vermezler. Patladıklarında da beyin kanamasıyla gelirler. Eğer biz bu hastaları kanamadan yakalayabilirsek çok daha basit ve çok daha kolay yolla tedavi edeceğiz. 6 yaşında dahi e, beyin baloncuyla gördüğümüz hastalar var kontrollerde. O yüzden bu kontroller altı doğru inmediğince veya randomize bir çalışma yapılmadığı sürece bir şey demek çok zor. Bizim gözlemlediğimiz genç yaştaki hastalarda beyin baloncuğunda ve bu baloncu havalı kanamalarda artış var. Bunun bir sebebini şöyle düşünelim. Beyin baloncuğunu biz iki hastalara anlatırken, işin ciddiyetini bir el bombası olarak anlatırız. Ne zaman patlayacağı belli olmaz bunun diye. Bu el bombasının pimi de tansiyon. E şimdi günümüz ortamını düşünürsek, günümüzdeki insanlarımızın çalışma koşullarını, ülkenin geçtiği durum, işte çevremizdeki, coğrafyamızdaki olan olaylar düşünürsek toplumsal olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ve bu da tansiyonu tetikliyor. Yani doğal olarak şu anda beyin anevrizması olan insanlar tansiyon nedeniyle risk altındalar. Bu yüzden de biz mutlaka diyoruz ki bu insanlar kontrol altına alınsınlar. Hayatları çünkü burada söz konusu olacak. Beyin kanadı beyin kanaması geçinen bir insanın hayati tehlikesi çok yüksek noktalara çıkıyor. Tıbbi olarak biz de çok zorlanıyoruz. Hasta ve hasta yakınları için de yıkıcı bir durum oluşuyor. Eğer birinci derece yakınlarınızda beyin baloncuğu veya beyin analizması varsa mutlaka kendinizi de kontrol ettirin. Risk altındasınız. Bunu savunuyoruz, bunu söylüyoruz. Kanamanın en önemli nedeni günümüzde tansiyon, hipertansiyon. Yani kontrol edilemeyen hipertansiyonlar. Ee, mesela şunu duyarsınız. E, çıldıracak derecede başı ağrıyordu. E, tansiyonu çok yükseldi sonra bilincini kaybettiği şeklinde hasta yakınlarından biz genelde şey alırız, bilgi alırız. O yüzden tansiyon burada birinci derece önemli sonuç olarak birinci derece tansiyon önemli. Hipertansiyon olan hastalar bu konuda büyük risk altındalar. Çok basit yöntemlerle mesela günlük bir tansiyon ölçtürerek veya daha sonrasında basit bir tıbbi görüntülemeyle beyin kanamasından kurtulabiliriz. Tuz tüketimini mümkün olduğu kadar azaltıyoruz. Onu savunuyoruz. Yani mümkün olduğu kadar vücudu koruyacak besinler. Nedir bunlar? Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeler. Mümkün olduğunca proteinli içine katarak dengeli beslenme. Yani sonuç olarak tabi bu konudaki uzman hocalarımızın görüşleri de önemli ama dengeli beslenme bizim için yeterli olur. Tuzdan da uzak durarak yaşamak. Daha sağlıklı olacak diye düşünürüz. Beyni besleyen, vücudu besleyen şey oksijen. Oksijeni ne kadar güzel ve kaliteli oksijen alırsak o kadar rahatlarız. Oksijen vücuttaki en önemli antoksidan, vücudu zinde tutan, bizi zinde tutan, cildimizden tutun, en ücra hücremizde kadar ihtiyacımız olan şey oksijen. Açık havada ve temiz havada yapacağımız egzersizler sadece beyin sağlığımız için değil. Tüm vücut sağlığımız için çok önemli. Bunu şiddetle öneriyoruz. Soğukta da uygun giysilerle. Spor yapmak, hatta ortam tenha olacağı için daha rahat mekanlarda, daha geniş ortamlarda, daha bol oksijenle spor yapabiliriz. Bu çok önemli. Ani bilinç kaybı bir hasta bulursanız, bir yerde bilincini kaybetmiş bir insan bulursanız, boğaz kanamaların büyük bir kısmı da gece yarısı ve sabaha karşı gelişiyor. Bir yakınınızı, evladınızı, sevdiğiniz birisinizi, annenizi, babanızı yerde baygın bulabilirsiniz. Baygın bulduğunuzda lütfen yan çevirin. Dilini bir kontrol edin. Boğazına kaçmış mı, kaçmamış mı? Nefes alıyor mu, almıyor mu? Ondan sonra hemen 112'yi arayın. Çünkü bu gerçekten zamanla yarışılan bir hastalık. Ne kadar erken gelirse, şu saat diyemiyoruz biz. Sadece inme hastalarında, yani akut inmelerde, biz diyoruz ki 3 saat içinde mutlaka bir hastaneye yetişin. Çünkü biz 6 saate kadar en fazla müdahale edebiliriz.